Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Efsun'un 51. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüme biraz değişik bir biçimde başlıyorum. İlginç bir alet yaparak. Bayağıdır beklediğiniz bir şey. Evet. Bu arada driller hakkında ufak bir detay. Çok farklı malzemeden başlarını yapabilirsiniz ve hepsi farklı özellikler sağlıyor. Keşke şu materyali elde edebilsem de. Nereden çıkıyor onu bilmiyorum. Evet. Şimdi nasıl yerleştiriliyordunuz siz? Dur, tabii ki de öncelikle battery alloyumuz yok. Fakat burada bir adet sodyum battery'miz var. Ama ben bunu lityum battery olarak istiyorum. Lithium battery. Tamamdır. Ardından canning machine. Teşekkürler. Neden lithium battery olarak istiyorsun diye soracak olursan şarjı büyük olsun. Yani. Evet. Bu olurken o esnada ben biraz yumurtalarımıza bakayım. Mesela ne kadar birikmiş. Bu. Bayağı güzel bir oran bu. Hemen yumurtalarımızı kullanalım. Tavuk büyümüş. Evet. 3 tavuk oldu burada. 4. Tamam, 4 tavuk şimdilik gayet güzel. Zaman geldikçe daha fazla da koyacağım. Evet, pilimizi alalım. Pil. Sen gel. Siz gelin. Sen gel. Başka ne koyacaktık? Motor yapmayı unuttum ben. Evet. Ve screwdriver almayı unutmuşum. Ben de diyorum bir şey craft etmeyi unuttum ama neyi unuttum? Evet. Bir adet alüminyum. Gel buraya. Ardından steel'di değil mi? Evet. Steel. Ve copper. Çevresi için normal copper. Kablo istiyor. Kısacası şu. Evet. Sen de ol. Sizleri de ikinizi de yapayım ben şimdi çünkü başka bir iş için kullanılmayacaksınız zaten. Magnetize edelim. Evet. Ardından. Siz gelin. Süpersiniz. Screwdriver'ımız da burada. Pil gel. Siz gelin. Vida gel. Ve sen de gel. Evet. Ve bunu şarj etmemiz lazım. Buna bir adet medium voltaj makine var. Evet. Unutmayın bunların da durability'si var. %4 şansla her kullandığınızda durability kaybetme olasılıkları var. Yani kısacası kırılmaz değiller fakat çok 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 daha uzun bir süre dayanıyorlar ve çok daha hızlılar. Hatta bu şarj olsun ne kadar hızlı olduklarını gösteririz basitçe. Evet. Ve onu daha hızlı şarj edecek bir sistemde bir yere yapayım. Evet ve şu an yukarıdaki enerji network'üne bağlı sadece şu arkadaşlar ve şurası kalmış durumda. Bunlar da taşınacak bir yere. Onlar dışında hiçbir sistemimiz şu an oraya bağlı değil.
Onları da bir yere kaldıracağım. Ve bana çok fazla low voltage transformer verecek. Transformerlar lazım. Transformers. Evet. Doluyor. Hatta bunun için özel bir şarj istasyonu yapabiliyorum. Evet. O esnada bakalım. Kendi tükürümü yutmadan ne kadar süre hayatta kalabileceğim. Evet. Lever'ı aldık. Benim neden buna bakıyorum? Ben bir ara şu materyali nereden bulabilirim? Onu araştıracağım. Çünkü o materyal fazlasıyla ilgimi çekmiş durumda. Evet. Ve hazır bu şarj oluyorken cobblestone. Teşekkürler. Ve bakalım ne kadar hızlı bir biçimde kazıyor. Ardından Black Grant'le de bir deneme yaparız. Hatta şuraya yerleştireyim denemeyi. Çünkü ben de ilk defa deneyeceğim bu arkadaşı. Şimdi bu kadar şarjı yeter. Bakalım. Evet. Evet, fazlasıyla güzel bir hızı var. Evet, artık obsidian kırmak işkence olmayacak gibime geliyor sanki. Yay, artık bir drillimiz var ama öncelikle pickaxe'imin kırılmasını bekleyeceğim. Ondan sonra drill'e geçeceğim komple. Evet, ve bu neredeyse tamamen şarj olmak üzere. Hammer. Chisel. Ve sizinle beraber mini bir dekorasyon yapacağız. Gelelim bakalım. Sen ne durumdasın? Şarj oluyor. Bundan yapmamız gereken önemli bir şey daha unuttum. Bunları inceleyemiyoruz. Bir önce şu zımbırtıları yerleştireceğim. Ardından bu arkadaşlar gelsin bakalım. Evet ve ardından gayet tahmin edilebilir düz kafa bir düzen oldu. Oturmadı. Ve bir yere uçabilmek de istiyorum fakat ona daha var. Aslında da Tom Craft'la uçabilirim. Ama direkt Tom Craft'la mı uç? Aslında Tom Craft'la uçabilirim cidden düşününce. Yeterli teknolojik gelişmişliğe sahibim Tom Craft'ta. Ve benim stone'a ihtiyacım var. Düz stone'a. Materyaller değişir zamanla. Ve bana stone ver. Yaz bana stone verdiğince nedense aklıma Radioactive Toy diye bir şarkının sözleri geldi. Bana yok et şey Türkçe çevirirsek bana yok etme özgürlüğü ver, bana radyoaktif oyuncak ver. Olduğu gibi. Hatta Chisel'la şu köşeyi
Köşelere sanki bulaşabiliriz. Ya da boş ver. Chisel'la uğraşmayalım. Optifine'dan güzel sonuçlar çıkartmıyor arkadaşımız. Evet. Ne bekliyorduk zaten? Ama bu sanki bayağı güzel oldu gibi. Hatta düşününce. Aklıma biraz daha ilginç bir dizayn geldi. Hayır, hayır, hayır. Detayı da görmek için benim yukarı çıkmam lazım. İşte uçmaya bu yüzden ihtiyacımız var. Sanki olmayacak gibi kafamdaki olay. Evet. Çok fanteziye kaçtım orada. Ama burada değil. Evet. Bana gayet makul gibi geldi. Siz ne diyorsunuz? Benim gayet içime sindi bu düzen. Evet. Yeni düzenimiz belli. O zaman şunları temizleyelim. Carpenter's Block. Size oynamanız için fazlasıyla imkan tanır. Evet. Ardından sen gel. Hayır, sen oraya gelme. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Aynı şekilde bunlar da. Hayır, oraya değil. Block'ta yerleştirilen açılar önemli. Mesela bu olmadı. Şöyle yerleştirmeniz lazım. Hüh. Hayır. Çekişle shift sağ tıklık yaparsanız eğer
bu şekilde koyduğunuz materyali atacak. Ve voilà. Bence gayet oldu. Mistik bir hava ayarladık sanki. Hatta şuralara da bir şey yapılabilirdi. Boşver. Evet. Benim gayet içmesindi bu. Ve bakalım şu tarafa. Aura nodumuz ne durumda? Az bir şey kaldı. Ya bu bölümün sonunda ya da sonraki bölümün başında bu olay olacak. Hatta ben o esnada ne yapabilirim? Bu güzel bir soru. Bu daha sonra yer dekoresine göre değişecek. Unutmadan. Benzer bir mantığı daha sonra şey. Neydi modun adı? Blood Mage'e giriştiğimiz takdirde ona da bir ara girişmeyi düşünüyorum. Artık ne zaman girişirim en ufak bir fikrim bile yok. Onu da kullanmayı düşünüyorum. Benzer bir sistemi. Screw sen git, siz kalacaksınız. Tamamdır. Elektrik alplere girmişken Ranch'e de girmesek bence, girsek bence gayet güzel olabilir. Kamre. Yine Stanium kullanacağım. Olmuyor. Evet. Malzemelere bu şekilde bakıyoruz. Karbon çok. Silver. Kesinlikle Stanium. Iridium. Bronze. Aslında Nakuda olsa güzel olabilirdi de. Lanet. Şu nefret ettiğimiz şey geldi. Bununla başa çıkmanın yolları hakkında bir şey bilenler. Yorumlarda sizin yorumlarınızı çok merakla bekliyorum. Dört gözle her neyse. Evet. Şimdi bu çerkeniz nerede? Önemli olan soru bu. Bir de arkadaş çok rahat görülebilir bir durumda değil zaten normalde de. Bu arada yemeğimizi yiyelim. Çok kolay görülmüyor zaten. Üstüne bir de bulunduğumuz yerin geniş ve açık bir alan olması işimizi pek kolaylaştırıyor denemez. Pek yardımcı olmuyor. Bu arada yumurtalarımız 7 tane daha birikmiş. Neyse saldırırsa eğer anlarız nerede olduğunu. Da hiç sal... Acaba her daim un saldırı olmuyor mu? Evet, son iki tanesinin çıkması güzel oldu. Hüv. Şimdi... Bunların kafası nasıl yapılıyor? Steel ring, steel screw. Ring nasıl yapılıyor? Bu şekilde. Evet, steel ringimiz var zaten. Steel screw lazım. Senin demagnetize etmenin yolu var mı? Evet, yokmuş. Neyse. Rodlar gelin. Bunu yapmamın sebebi wrench'im de kırılmak üzere. Evet, bu da burada olsun. Cutting saw'a da
Yakında yeni bir yerini ayarlayacağım ve ona lubricant bağlayacağım. Şunların bir kısmı hala çalışıyor olacak çünkü nitro dizelimi hala istiyorum. Ama bir kısmını da lubricant üretimi için kullanacağım. Evet. Ve bunların hepsini vidaya çevirmek istiyorum. Tamamdır. Şimdi French Head diyorduk. Plate lazım 4 tane. Wrench'in kendisi için 1, 2, 3, 4 plate lazım. Bu arada senden de lazım. Sen hazırda bulun. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vidamız gördüğünüz gibi hali hazırda var. Hatta şu boltların hepsini vidaya çevireceğim. Tamamdır. Şimdi bana bir adet elektrik motor. Tabii ki de böyle bir problemimiz var. İki, üç, dört. Teşekkürler. Evet. Ardından tabii ki de siz gelin. Seal ring ve screw'lar. Ardından koymamız gereken şey ne? Tornado ve çekiç. Çekiç, tornado. Evet. Burası tamam olduğuna göre sırada şunlar ve bu. Şunlar gelsin. Vida. Tornavida nerede? İnventörlüymüş zaten. Ortak olması gereken şey. Motor. Ve bir adet de. Bu arada şu sodyum battery gel. Şurada lityum bateri olacaktı. Ha yok. Ha buraya koymuşum. Yok, hepsi sodyum. Bunlardan birini gene lityuma çevireceğim. Çünkü alet... Aa dur. Ben neden bunu çevirdim? Neyse sen dur. Benim bunları çevirmem lazım. Bir an low voltaja bakınca kafa karıştı sanırsam. Evet. Oluyor öyle şeyler. Evet. Ve geldik. Şimdi sen dolacaksın burada. Sonrasında da geri kalan son eksiğimiz tamamlanmış olacak. Hatta şurada lityum battery kullanan var mı? Yok. Hepsi sodyum kullanıyor doğal olarak. Teşekkürler. Bir şey bana sırlarını açıklamış. Ne nazik. Ve elektrik wrench'imiz de hazır. Ve tabii ki de bunu da şarj edeceğiz. Ve artık elektrikli aletlerimiz var. Yaşasın. Bunun şerefine yenilir. O zaman bu şarj olana ve şarj olana kadar ben bekliyorum. Birazdan geliyoruz. Evet ve geri geldim ve şu arkadaş da doldu. Sen de kenarda köşede dur. Ve ben şimdi eski dostumuzun yanına gideceğim.
Bence bu yeterli bir şarj. Tam şarj olmasına gerek yok normalde. Ama ben yine de tamamen kendimi rahat hissetmek için tam şarj ettim. Tam şarj etmek istedim de biraz da voilà. Evet. Benim nodum nerede? Ha, burada. Şimdi sevgili Nod. Gel bakalım. Buna elektrik enerji vermemiz gerekiyordu galiba. Evet, redstone sinyali vermemiz gerekiyordu. O zaman ne yapıyoruz? Redstone blok! Ha. Kompresör. Ne yapacağını biliyorsun. Vidalar. Evet, bu sefer tam hızlı yetişemedim. Hapşırığımı duydunuz. Önemli bir şey değil. O zaman bu arada bir emin olmak istiyorum. Redstone sinyali gerektiriyor muydu diye. Neredeydi? Ha. Evet. Evet. Bu arkadaşa redstone sinyali vermemiz gerekiyor. O zaman ve başladı işler. Gördüğünüz gibi nodun enerjisi bir anda sömürülüyor çünkü bu enerji dönüştürülüyor. Ve bekliyoruz. Bu arada nodu biraz büyük yapmaya çalıştım. Çünkü ne kadar büyük nod o kadar hızlı. Ve gördüğünüz gibi alt elementler dönüşüyor. Ordu nereye kayboldu? En ufak bir fikrim bile yok. Dönüşüm henüz bitmedi. Evet. Ve artık bir adet Energize nodumuz var. Ve voila. Gördüğünüz gibi bayağı hoş partiküllerle beraber. Hatta bir şey deneyeceğim. Ne kadar uzağa kadar temas edebiliyor bu? Buradan okuyabiliyor mu? Evet, buradan okuyabiliyor. O zaman her odanın şurası burada ya oda gelmeyecek. Ve gördüğünüz gibi bunu yavaşça şarj ediyor. Yani buraya her geldiğimizde tam dolu bir scepter'ımız olacak. Evet. Ve beraberinde şunu da taşıyacağız. Nereye taşıyacağım bilmiyorum. Güzel. Şuralara falan taşıyabilirim aslında. Mantıklı gözüküyor. Ve beraberinde şunları da kaldıralım. Bu arkadaşı bir yere taşımamız gerekecek. Bir adet basic dizel jeneratörümüz kalmış dünyada. Sen basic kompresör, ha doğru. Evet. Bir bölümde yaptığımız en fazla bir bölüm içerisinde yaptığımız en fazla kısa süreli işe yarar şey olabilir. Yani küçük ama mutlaka işe yarayan şey olabilir. Gerçi bunu tam bir bölümde yapmadık. Ama gene de bir bölümde yaptık sayılır. Hatta güzel bir fikir geldi.
Evet. Dekoratif bir fikir. Evet, çok daha güzel duruyor. Kesinlikle. Ama aslında düşününce o kadar da değilmiş. Evet. Vazgeçtim. Stone daha iyi. Aslında biraz düşününce dur. Şu an tamamen bir düşünme sürecindeyim. Sen git, sen git. Siz ikiniz artık, siz dördünüz daha doğrusu artık buraya yerleşebilirsiniz tekrar. Arcane Stone Brick sanki daha mantıklı olabilir gibi. Çünkü kendisi bir pattern'ı var zaten de yani gene gözüme hoş gitmedi. Stone ya. Taştan şaşma. Satalım daha sonra bir yer değiştiririm. Evet. Tamamen şarj oldu. Ben o esnada şunu da şarj edeyim. Birkaç tane daha böyle mekanlar yapacağım. Bunlar şarj alanlarım olacak kesinlikle. Ve sen dizel jeneratör. Seni şöyle alacağız. Sevgili dizel jeneratör. Geri kalanlarını bölüm arası kaldırırım. Evet, şu an fazlasıyla mutluyum. Ve bu arkadaş hiçbir şekilde bize sorun çıkartmadan çalışacak. Tabii. En güçlü olan kaos elementi bunda. Çünkü en fazla onu aldı. Diğerleri de gayet güçlü ama. Evet. Buranın ışıklandırmasına da bir şeyler bulacağım. Şu arcane lamplerden biraz daha craft edeceğim muhtemelen. Crafting'ini hatırlamıyorum arcane lamplerin. Bakalım. Ha, tamam. Evet, onları bir ara yaparım. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftemin günler. İyi eğlenceler.